Tamam. Auzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Muhterem kardeşlerim, malumunuz biz Mesnevi Nuriye'ye devam ediyorduk. Mesnevi Nuriye'nin Lasiyemalar bahsine geldik. Lasiyemalar Bediüzzaman Hazretleri'nin Ankara'da %90 ihtimalle Arapça olarak kaleme aldığı ama sonradan Abdülmecid abinin tercümesiyle buraya ilave edilmiş. Aslında Yeni Sait döneminin eserlerinden. Üçü de. Yani en başta okuduğumuz lemalar da tevhidle alakalı. İkincisi olan şualar tümüyle şeyle alakalı. Nedir? Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in peygamberliğini ispatla alakalı. Ama bu lasiyema ise ahirete iman ve Allah'a imanla ikisiyle birlikte. Biz geçen hafta şey yapmıştık, ne derler ona, birinci dersimizi okumuştuk. Şimdi ikinci derse başlıyoruz. Fakat geçen hafta okuduğumuz kısımdan biraz daha okuyacağız, tekrar okuyacağız. Çünkü daha iyi anlaşılacak. Evet. Şimdi, evet, Sahife-i Arz'da, yeryüzü sayfasında pek garip, hakimane bir icat görünüyor. Yani hepsi şaşılacak bir şekilde ve mutlaka hikmetlerle olan bir icat. Cenab-ı Hak varlığı ne yapıyor? Yaratıyor. Bu görünen icadın gösterdiği kuvvet ve faaliyeti görmek istersen şu gelen fıkralara dikkat et. Bediüzzaman Hazretleri her birini ayrı ayrı açıklayacak, özetle de olsa. Geçen hafta bunu okumuştuk ama tekrar ediyoruz. Bir, o icat fiili. Yani icat fiili derken aklınıza bakınız. Şu anda ne var? Mandalin var, portakal var. Anladık değil mi? İşte kışın yaşayan ağaçlar var. Kışın yaşayan hayvanlar var. Hulasa 400 bin çeşit mahluk yeniden yaratılıyor. Yani 300 bini bitki, ondan sonra 100 bini de hayvanat olmak üzere. Ve her biri çok değişik şekillerde icat ediliyor. Bu icat edilirken görülen neyi göreceğiz şimdi? Kuvvet ve faaliyeti göreceğiz. Bunu anlatacak. Pek azim, büyük ve geniş bir sehaveti mutlakadan geliyor. Acayip bir cömertlik var. Cenab-ı Hak ne yaratıyorsa anlatabildim mi? Yani ben geçen haftada söylemiştim. Allah korusun domates pasta gibi insanlar tarafından yapılıyor olsaydı şu anda kilosunu herhalde 50 euroya alamazdık yani. Çünkü benzeri şeyler, tatlılar öyle pahalı. 20 euro, 30 euro, 15 euro, baklava da 45 euro vesaire. Böyle pahalı yani. Ama bol yapılıyor yani. Bütün dünyada fakirine, zenginine ulaşacak şekilde. Bu domatesi misal verdik. Her şey öyle. İkincisi, bir suhulete mutlakayla aşırı bir kolay yaratılıyor. Bir kuvveti mutlakadan çıkıyor. Yani sınırsız bir kuvvetten çıkıyor. Bunun manası ne? Burada çok önemli. Yine tatlıdan misal vereyim. Biliyorsunuz baklava var, Antep baklavası. Yani şimdi gidin birkaç tane işte tepsi üretmek için elle yapılıyorsa en az 10-15 kişi çalışıyoruz. Eğer fabrikaysa, ki Türkiye'de fabrikası da var, dev fabrikalar üretiyor. Yani kolay bir olay değil. Şimdi Allah için Cenab-ı Hakk'ın tatlılarına, baklavalarına bakalım. Yani Bursa'da işte şeftali tarlaları. Ne gürültü var, ne çalışanların teri dökülüyor. Çok kolay yaratılıyor. Yani her şey böyle. Yani bu. Üçüncüsü de, yani hem kolay, hem çok cömertçe, hem de mutlak bir intizamla. Hiç düzensizlik yok. Şimdi kontrol edin. Yani Allah şahit, Rotterdam'daki pastaneleri mutlaka yani %50'sinden fazlası düzensiz ve pistir. İstanbul'da nitekim bazen kontrolleri görüyoruz. Onun için bizim bazı tanıdık şeylere gittiğimizde, lokantalara, hocam buyurun mutfağımızı görün diyor. Yani iftihar ediyor mutfağının temizliğiyle. Allah için böyle bir mutlak intizam, sürat-i mutlaka da meydana geliyor. Hem intizamlı hem süratli. Bunlar birbirine zıt şeyler normalde. Nihayet dördüncüsü, mevzun ve mizanlı olarak çok ölçülü bir vüs'at-i mutlakada. Allah Allah. Yani hem geniş bütün dairede. Şimdi
Burası çok önemli bir hadise. Ben bir misal vereceğim. Eskiden markayı vermeyeyim, bir çanta markası var şimdi. Çok meşhurdu. Yani biz hayal ederdik asistanken bile ondan bir tane almayı. Sonra tabii Çin çıktı, Uzak Doğu çıktı. Adamlar orada fabrika yaptılar. Amerika'da ve Avrupa'da üretilenler kaliteli. Onlar kalitesiz çıkmaya başladı. Yani demek ki eğer bunlar dünyanın her yerinde fabrika açacak olsalar sıfırlanacak kalite. Anlatabildim mi? Sıfırlanacak yani. Şimdi bunu niye söyledim? Hem ölçülü, mizanlı, hem de bütün dünya çapında, kainat çapında işler yapılıyor. İşte geçen hafta söylediğimiz bir papatya Anadolu'nun bir köyünde yapıldığı gibi Meksika'nın bir köyünde de yapılıyor, icat ediliyor. Aynı ölçü, aynı intizam, aynı nizam. Buna dikkat çekiyor. Ve nihayet beşincisi, güzel bir eseri sanat olmakla beraber çok sanatlı, çok kıymetli, mutlak bir ucuzlukta görünüyor. Bu da tamamen enteresan. Dediğim gibi Allah korusun, meyveler pastaneleri de üretilse dünyada insanlığın %80'i meyve yiyemezdi yani. Hem çok sanatlı hem de nasıl çıkıyor? Mükemmel bir ucuzluk, kolaylıkla. Şimdi bizim tekrar misal vereyim. Fatih Özberk var. Onun amcası Adil Özberk hocamız vardı. Biz kendisiyle yaklaşık ta 1971 yılında tanıştık. Allah Allah, 74 yılında ben demek ki nişanlandım. 79'da da evlendim. 79'da evleninceye kadar bir gözünün ameliyatla yapılmış, yani suni göz olduğunu fark edemedim. Sonra kendisine sordum. Dedi ki Ahmet Hoca, bir servet sarf ettim kaliteli olsun diye. Ama servet sarf etmiş, göz yaptırmış ama görmüyor ha. Burada ayrı bir mesele yani. Yahu merhamet edin, şu anda hepimizde iki göz var biliyor musun? Günde kaç bin tane bebek doğuyor. Yani Allah'ın sanatı hem güzel sanat, anladın mı? Hem de ucuz. Bu her şey için geçerli. Altıncısı, bu da çok önemli. Taalluk ettiği şeyler pek karışık olmakla beraber. Yapılan işlerin ilgilendiği şeyler, alakası olan şeyler çok geniş dairede. Ama büyük bir imtiyazı mutlak. Tam bir karışıklık yok, imtiyaz var. İmtiyaz demek ayrılmış. Ve adem-i iltifas, karışıklık hiç yok. Bunu da geçen hafta şey misal vermiştim. Tevfik'in göz bebeğinde yerleşen bir zerre diyor, bütün vücuduyla alakadardır. Çünkü oraya gitmesi için bir defa ağızdan geçmesi lazım. Oradan mideye, oradan nereye gittiğini, nasıl gittiğini biliyorsunuz. Biz de bilmiyoruz fazla. Ama hiç karışıklık yok. O göze gidecek zerre, belki de ayağın kemiğine gelse, bizim değil mi, ayağımız tutmaz olur. Çok enteresan. Bir tane daha, yedincisi bu da. Mahalli taalluku, taalluk ettiği yer de gayri mütenahi. O işin yapıldığı yer itibariyle de çok geniş. Mesela dünyayı hesaba katarsanız bütün dünya. Gidin Endonezya'daki Khamsi de bizim Karadeniz'deki Khamsi ile aynı. Anlatabildim. Olmakla beraber Khamsi'yi icat ediyor Allah. Ama taalluk ettiği yerler dünyanın her yeri. Ama eserlerinde çirkinlik görünmez. Hocam kusura bakma, bu Khamsi güzel değil çünkü bu Çin'de oldu diye demiyorsunuz yani. Aynı güzellik. Ahsen şekilde, en güzel şekilde usule gelir. Ve nihayet sekizinci nokta. Efrat ve enva arasında. Bir fertler, fertler dediği bir çeşidin fertleri. Mesela insan bir çeşittir, nevidir. O nevin fertleri biziz. Yani insanın bütün fertleri arasında. Başka? İki neviler arasında. Bu da çok önemli. Yani insan nevi, koyun nevi, keçi nevi, deve nevi, bunlar arasında ne var? Budu mutlakla beraber. İnanılmaz bir uzaklık var. Yani aynı koyun, dediğim gibi Şile'de de koyun, bizim Karaman'da da koyun. Temel özellikleri aynı. Ne var peki bu uzaklıkla beraber? Tevafuku mutlak var. 7,5 milyar insan var. Hepsinin ilk gözü var.
Cenab-ı Hakk'ın ibret için yarattıkları dışında hepsinin iki kulağı var. Temel azada tamamen benziyor. Belli ki aynı fabrikadan çıkıyorsun. Aman ya Rabbi. Ama hepsi birbirinden ayrı özelliklere sahip. Belli ki tek ustanın elinden çıkıyor. Şimdi bunu açıklayacak Bediüzzaman. Arkadaş, bu fıkraların her birisi tek başına da o sikkeyi, yani Allah'ın birliğini ve varlığını, o mührü izhar etmeye, ortaya koymaya kafidir. Bakınız, işte bu. En harika bir sehavetle, inanılmaz bir cömertlik var. En harika bir hüsnü sanat, inanılmaz bir sanat güzelliği. Hem çok yapacaksınız, anlatabildim mi? Hem de kaliteli olacak. Şimdi evde hanımınızın yemeklerini beğeniyorsanız, hanımlarınızın, bir de 50 kişiye yaptırın bakalım ne kadar kalitesizleşiyor. Yani sayı çoğaldıkça, ey canım ne yapalım, asker yemeği diyorsun. Veyahut da işte karavana bu kadar olur diyorsun. Evde 3 kişi, 5 kişi, 10 kişiye yapılan yemek gibi olmaz. Ama Cenab-ı Hak için öyle bir şey yok. Hem sehaveti mutlaka, inanılmaz bir cömertlik, aynı zamanda hüsnü sanat, muhteşem bir güzellik, sanat güzelliği, ayrıca muhit bir kudretin hassasıdır. Her şeyi ihate eden bir kudretin özelliğidir. Ayrılmaz özelliği. Ve intizamla beraber harika bir suhulet. Hem intizamı var, hem de inanılmaz kolaylık var. Bu neyin neticesidir? Hiçbir şeyden aciz olmayan, demek bu işleri yapan Allah, hiçbir şeyden aciz olmayan muhit bir ilim sahibine mahsustur. Her şeyi kuşatan bir ilim olması lazım. Niye? Kolay olması için ilim gerekiyor her şeyi ihate eden. Tartılmış gibi, Allah Allah, gayet mizanlı, ölçülü olmakla beraber, mucizane, insanları aciz bırakacak şekilde bir sürat-i mutlaka, mutlak bir sürat var. Gözler işte yaratıyor, yaratılıyor. Allah için vücudumuzda mucize olmayan bir parçamız var mı? Gözümüz, kulağımız, elimiz, ayağımız, her şey. Ama sürat-i mutlakayla yaratılıyor. Her şeyi emrine ve kudretine teshir eden, boyun eğdiren zata mahsustur. Başka türlü izahı mümkün değil. Nevilerin, nevi dediği işte insan nevi. Ondan sonra ne bileyim 400 bin çeşit nevi var. Bunun 300 bini bitki, 100 bini de hayvanat. Pek dağınık bulunmasından, yani mesela inek dünyanın her yerinde var. Öyle değil mi? İnsan da var, deve de var. Pek geniş bir tasarrufla harika bir hüsnü sanat, hepsinde aynı güzellik, sanat güzelliği, ilim ve kudretiyle her şeyin yanında bulunan zata Allah'a hastır. Kesret ve mevzuriyetle beraber, sayıları çok, bolluk içinde her tarafta. Her ferdin, yani 7,5 milyarız, Allah için Ahmet Dündar'da mı bir sanat eksikliği var? Metinde mi sanat eksikliği var? Hiçbiri eksik değil. Sayı çok. Ama her ferdin sanat itibariyle kıymetdar olması, sonsuz bir zenginlikle gayri mütenahi, sınırsız hazinelere malik olan zata, yani Allah'a mahsustur. Gelelim bir diğerine, hepsini anlatacak. Efradın ziyadesiyle, karışık olmasıyla beraber. Yani fertler çok karışık. Ne demek fertler çok karışık? Gelin gidelim bir bostana. Anlatabildim mi? Şimdi bizim Türkiye'de bir bostanımız var. Yani en fazla bostan dediğim ne kadar söyleyeyim. 50 metrekare falan yani. Evin bahçesi geniş ama sadece 50 metrekareye bostan yapmışız. Biber var, domates var, patlıcan var, fasulye var, var 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 aklınıza geldiği kadar. Bir de arada çıkan bitkiler var bizim istemediğimiz halde. Gerçi onların bazıları da çok güzel yemek oluyor. Adını bilmiyorum, hanım topluyor. Bu arada çiçekler açıyor, papatyalar var. Yani bizim istemediğimiz şeyler bunlar. Yani bizim 20 çeşit orada sebze varsa, en az bir 100 çeşit de veya 50 çeşit de kendiliğinden çıkanlar var. Yahu merhamet edin, fertleri ziyade ve karmakarışık, toprağın karanlık altından çıkıyor ama hiçbir domates ağacında biz bu zamana kadar biber görmedik. Karışıklık yok hiç.
Üstad bunu lemalarda hakikaten Hafiz ismini açıklarken izah ediyor. Al diyor eline 30-40 çeşit bitki çekirdeğini. Bir ne diyorlar ona saksı. Anlatabildim mi? Bir saksıya diyor koy toprak. Bir de altına koy. İyice karıştır. O karanlıkta o 30-40 çeşit. Hani bir de şuursuz çekirdek yani. Çekirdek. Hiçbiri birbirine karışmadan hepsinin rengi yerinde, kendisi yerinde, hepsi biter orada. Bu vaka. Fertlerin ziyadesiyle, karışık olmasıyla beraber iltibassız, hiç karışıklık yok. Ve fevkalade imtiyaz, tam birbirinden ayrılıyor. Ve teşahhuslara, ayrı ayrı simalar var, teşahhus var. Evet, temel azalarda aynıyız ama hepimizin siması farklı. Mazhar olmaları, her şeye basir, her şeyi gören, her şeye şehit, her şeye şahit olan ve her bir fiili kendisini diğer bir fiilden men etmeyen zata mahsustur. Bu Cevşen'de de geçen bir ifadedir bu. Ya men la yemna'u men fi'lun an fi'lin. Ey bir fiil diğer bir fiilden kendisini engellemeyen Allah'ım. Ve keza gelelim bir diğerine. Arzda yer küresinde dağınık bulunan efrat arasındaki dağınık bulunan fertler. En güzeli insanlar 7,5 milyar her yere dağılmış. Uzaklıkla beraber suretçe şekil itibariyle aynıyız. Vücutça da aynıyız. Yani 3 ayaklı 4 ayaklı yok adam. Teşkilatça. Yani teşkilat derken burada bir şey yani burada önemli bir kelime bu. Bunu yanlış anlamayalım. Fizyoloji bilimi var ya onu anlatıyor yani. Teşkilat dediği o. Yani hepsinin içinde karaciğer var. Hepsinde akciğer var. Hepsinde diş var. Anladın mı? Teşkilat dediği o. Al teşkilatını meşkilatını da gel usta derler ya. O manada teşkilat. Yoksa devlet teşkilatı manasında değil bu. Aralarında husule gelen tevafuk aynı. Küre-i arz belli ki yer küresi yedi tasarrufunda. Tasarruf, kudret elinde, ilminde, hükmünde, hikmetinde bulunan zata yani Allah'a mahsustur. Ve keza aynı şekilde nev'in, herhangi bir nev'in, bu deve olur, insan olur, karınca olur, kesret efradı ile beraber, fertleri çok olmakla beraber, her ferdin harikulade bir hüsnü hilkate sahip olması. Neye bakarsanız, buğdaya bakın. O kadar güzel yaratılıyor ki. Kadiri mutlaka. Belli ki bu kudreti nihayetsiz olan Allah'a mahsustur ki az çok küçük ve büyük her şey ona nispeten birdir. Mâ halkukum ve lâ ba'thukum illâ kenefsin vahide. Üstad bunu sünnette uzun uzun açıklıyor. Başka yerde de açıklıyor. Yani sizin tüm insanlığın yaratılması, yeniden ihya edilmesi bir tek insanın yaratılması kadar Allah'ın kudretine göre kolaydır, eşittir. Geçen fıkraların bu 8 tane izahın her birisinde her şeyin tek bir saniyin sunu yani kainatı yaratan Allah'ın sanatkarın eseri sanatı ve sanatı olduğuna delalet eden başka bir ayet yani delil daha vardır ki evet sehavetle İyi dikkat ediniz. Bu o kadar önemli ki çok bolluk cömertlik var ama iktisat da var. Hiç israf yok kainatta. Yani biliyorsun bolluk olunca israf çıkar. Öyle değil. Hiçbir şey lüzumsuz değil. En güzel örneği Cenab-ı Hak çok affedersin eşek ve gatır pisliklerinden bile canlı yaratıyor. Ben köylü olarak bunun şahidiyim. Şaşardım yani. Nereden çıktı bu hayvanlar? Hiç israf yok. Demek ki arasında, ikisi arasında denge var. Bir de süratle mizanlı olmak arasında. Hem hızlı yapılacak hem ölçülü, hiç düzensiz olmayacak. Ucuzlukla kıymetli olmak arasında. Karışık olmakla mümtaz. Diğer fertlerden ve nevilerden tamamen ayrılır özellikleri bulunmak arasında normalde tezat vardır. Hem bir şey süratli olacak hem ölçülü. O mümkün değil.
bu zıtları bir fiilinde cem etmek, hepsini toplamak ancak kudreti hadsiz ve nihayetsiz bir sani-i kadire, sonsuz kudreti ve sanatı mükemmel olan Allah'a mahsustur. Hulasa, her bir fıkra tek başına, yani bu sekiz fıkranın her biri hatemi ehadiyeti, ehadiyet mührünü. Biliyorsunuz bir vahidiyet mührü vardı, bir de ehadiyet mührü var. Ehadiyet mührü derken Cenab-ı Hak her bir ferdi ve nev'i öyle bir itina ile yaratıyor ki sanki mesela bir Ahmet Dündar'ı yaratırken bütün isimleri ve sıfatlarıyla sırf onunla meşgul oluyor gibi görüyoruz. Bunun manası ehadiyet. Tıpkı bir parlak aynada güneşin yedi rengi, ışığı, ondan sonra sıcaklığı ve de bizatihi şahsı, hani güneşin de görüntüsü, görünmesi gibi. Bu ehadiyet. Ama hem Türkiye'deki papatyada onu görüyoruz, hem Marsilya'dakini de görüyoruz. Demek ki aynı sanatkardan çıkıyor. Bu da vahidiyet. Ama bu demek ki hatem-i ehadiyeti izhara, ortaya koymaya kafi olduğu takdirde fıkraların heyeti içtimaiyesi, bütün bu sekiz fıkrayı bir araya toplarsan zahir bir tarik-i evla ile, tarik-i evla demek evleviyet yolu. Bu bir mantıkta bir tabir bu. Yani mesela Kur'an-ı Kerim diyor ki anne babanıza öf bile demeyiniz. Yani haydi haydi dövmeyiniz manasınadır bu. Tarik-i evla işte bu. Tarik-i evla ile hatem-i ehadiyeti gösterir. İşte bu izahtan وَلَاِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ لَيَقُولُنَّ اللّٰهِ. Yani ehli dalalet inkar etse bile sorsan ki kimdir gökleri ve yeri yaratan? Diyecekler ki Allah. Sonra diyor ki peki niye yüzünüzü çeviriyorsunuz diyor Kur'an-ı Kerim. Bazılarında da neden tüfekûn, yalan söylüyorsunuz bunu bile bile. Allah Allah, şu Kur'an-ı Kerim'den bir ayet daha okuyayım. Çünkü üstad burayı önemsiyor hakikaten. Şeyi açayım, Sure-i Mü'minun'u. Aklıma o geldi, müminimiz. Gerçi hafızımız yanımızda ama dert değil. Biz de biraz şeyden okuyalım. Ya Enbiya suresi, Müminun suresi. Müminun, ya bakın. Ne diyor? O birkaç tane diyor ki, burada da var yani çok. Kul limenil ardu ve men fiha in kuntum ta'lemun. De ki, eğer ilim sahibiyseniz, bu iddiayı ileri sürüyorsanız, peki, yeryüzü ve içindeki bu sanatkar eserler, mevcudat, kimindir peki bunlar? Siz ancak Adil Hocam'ın gözündeki yapma gözlüğe sahip çıkarsınız, biz yaptık diye. Başka ne yapabilirsiniz? Birden naylon, şey, limon. Başka şok. Sekulûne lillah diyecekler ki Allah'ındır. Peki, kul, o zaman söyle, efela tezekkâ, niye ders almıyorsunuz? Bu hakikatleri hatırlayıp da niye ders almıyorsunuz yani? Başka bir ayet. Çok tatlı da onun için burayı okuyayım dedim. Kul, men rabbus semavati seb'i ve rabbul arşil azim. Bu yedi kat göklerin terbiye edeni, bu kadar nizamlı yaratanı, Rabb'ı kim? Kimdir o arş-ı azimin Rabb'ı, sahibi? Sekulûne lillah. Diyecekler ki Allah. Peki de ki kul efelatettekûn. O zaman niye onun emir ve yasaklarına uymuyorsunuz? Niye böyle arş-ı azama sahip olan, göklerin sahibi olan, onları terbiye eden bir zatın emirlerine uymamazlık ediyorsunuz? Bir tane daha. Bunu da okuyayım mı? Çünkü hep üstadın zaten bu risaleleri de Kur'an'ın manevi tesiri. Kul men biyedihi melekutu kulli şeyin ve huve yuciru ve la yuciru aleyh in kuntum ta'lemun. Eğer ilminiz varsa söyleyin bakalım. Bura çok tatlı. Yani her şeyin iç yüzü ve asıl onu, o her şeyi ayakta tutan kanunlar, nizamlar kimin yedi kudretindedir? Söyler misiniz?
Bizim bir göz profesörü var da Orhan Bey. Şey göz profesörü değil. Şey deri profesörü. Dermatolog diyorlar ya ben. Deri profesörü diyorum ona. Dedim Orhan Bey nasıl? Ya hocam dedi. Bizim deri hastalıklarıyla alakalı henüz yani derinin %20'sini keşfedebilmişiz dedi. Bütün verdiğimiz ilaçlar, yapılan araştırmalar sadece semptomik dedi tedavi. O öyle demekmiş. Yanlışsam manası şu yani. Onun için biz dedi iyi para kazanırız. Yani yarayı kapatıyoruz, tedavi edemiyoruz bazılarını. En güzel örneği biliyorsun bu yüze çıkan şeyler var. Yani abras diyorlar. Ne egzaması? O daha tehlikeli. Egzamadan daha kötü o. Abras, abras hastalığı diyorlar Türkçe'de. Biliyorsunuz deri soyuluyor böyle. Şeyler dökülüyor. Yok elhamdülillah aramızda öyle. Aynen öyle dedi yani. O zaman her şeyin iç yüzünü, nizamını, kanununu kimin yedi kudretinde? Bir de bir şey daha söylüyormuş. Bu da çok tatlı. Yahu o Allah yarattığı bütün mahlukata yardım ediyor sıkıntısında. Hiç onun da yardıma ihtiyacı olmuyor. Ve huve yücir ve la yüceru aleyh. Derler ki diyor sehkûn billah. Allah'tır diyecekler ama kul fe enna tüsherûn. De ki peki niye büyülenmiş gibi aptalca davranıp ona itaat etmiyorsunuz? Subhanallah. Şu cümleyle bitirelim. Bel hakikat şu ki eteynâhum bil hak. Biz doğruyu getirdik ve onlara anlattık. Ama ve innehum o ehli küfür lekâtibû. Hala yalan söylüyorlar. Bugünkü hadise gibi hala yalan söylüyorlar. Akgünüz'ü protesto etmek için gelmiş PKK'lı teröristler. Hiç Akgünüz adlarını anmamışlar. Bir iki tanesi ağzını almış. Anlatabildim mi? Hepsi katil Türkiye. Faşist Türkiye. Bizim Cumhurbaşkanımıza vesaireye hakaret etmişler. Dinsizler hepsi birbirine benziyor biliyor musun? Vaka bu. Ya çok tatlı bu ya. Bu ayeti. İşte bu izahtan. وَلَاِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ لَيَقُولُنَّ اللّٰهِ Ayet-i kerimesinin sırrı zahir oldu. Yani o inatlı münkire, inatlı inkarcılara, dinsizlere, Halik-i semavat ve arz kimdir? Yerleri ve gökleri yaratan kimdir? Diye sorulduğu zaman çağrına çağır. Mecbur kalıp Allah'tır diyecektir. Evet. Güzel bir ders değil mi? Bir tane daha okuyalım. Yeni bir mevzu açacak. Şimdi yeni bir mevzu ne dedik biz? Lâsî yemalar ahirete imanla alakalıdır. Önce Allah'ı ispat edecek ki ahireti de öyle ispat etsin. Onun için şimdi ona geldi. Anlatabildim mi? Evet bir şey içelim de hakkımız var. Arkadaş, üluhiyet yani ilahlık meselesi. Risalet, peygamberlik müessesesi, ahiret ve ahirete iman, kainat arasında bir de kainat. Hakikatta telazum vardır. Ne demek telazum? Telazum iki şeyden birinin diğerini mecburen gerektirmesi. Güneş doğduysa gündüz olmuştur. Anlatabildim mi? Güneş battıysa gece olmuştur. Olay bu. Aynen öyle de. Ya bu kainatı inkar edeceksin. O zaman Allah'tan, ahiretten, peygamberden bahsetmene gerek kalmayacak. Veya kabul edeceksin. Onun için üstadları diyor ki, sofestailer kainatı inkar ederek akla yaklaşmışlar aslında diyor. Kainatı kabul edip de Allah'ı inkar edenlere göre daha akıllı davranmışlar. Demişler yok sofestai demek bu şeyler, şüpheciler. Anlatabildim mi? Yani kainat yoktur diyor. Bunlar da üç grup anlatmıştık yani. Bunlardan biri inadiye. Kainat kesinlikle yoktur. Sorarsan, anadirke sen kimsin? Ben hiçbir şeyim. Yani inkar ediyor kendisini. Allah Allah. İnadiye grubu var yani. Bir grup la edriye. Metin Bey sen kimsin? Vallahi bilmiyorum hocam ben kimim. Ulan böyle ahmaklık olur mu? Bunlar bile dinsizlere göre akıllı yani.
Öyle kardeşim. Böyle. Şimdi üstad diyor ki üluhiyet, risalet, peygamberlik müessesesi ve ahiretle kainat arasında hakikatte telazum vardır. Kainat varsa o zaman ahiret de vardır, risalet de vardır, üluhiyet de vardır. 11. söz bunun izahına dair. Yani bunlardan birisinin vücut ve sübutu ispatı, ötekisinin de vücut ve sübutunu istizam eder. Onun için kainatı inkar etmekle diyor, Allah'a inkar gibi adi bir mesleği, mesleğe girmekten kurtulmuşlar diyor. Sofestailer. Birisine iman, ötekisine de imanı icap ettir. Harika bir delil biliyor musunuz bu? Bediüzzaman işte bu. Ne diyor? Senurihim ayatina. Evet. Önce afakta, kainatta ve fi enfusihim. Ve kendi nefislerinde de. Evet. İşte Bediüzzaman o ayeti tefsir ediyor Risale-i Nur'la. Evet, mesela her bir kelimesi bir kitabı ve her bir harfi bir satırı içerisinde tutan bir kitabın, anladınız değil mi? Öyle bir kitap düşünün ki her kelimesinde bir kitap var. Her harfi bir satır kadar mana ifade ediyor. Böyle bir kitabı düşünün. Böyle bir kitabın katipsiz vücudu meydana gelmesi mümkün değildir. Yeryüzü sadece kainatın bir sayfası. Anladınız değil mi? Koskoca Nemrut Dağı. O sayfanın bir kelimesi. Bizim Profesör Adem Tatlı doçentlik tezini Nemrut Dağı'ndaki bitkilerin çeşitlerinin adlarını saymaya ayırmış. Doçentlik tezi bu. Böyle bir kitap kainat kitabı. Bu kainat kitabının katibi olan Allah nasıl inkar edilecek? Müthiş bir şey ya. Evet, mesela demek ki kainat kitabı da nakkaş ezeliğinin, ezelde bu kadar başta bizler olmak üzere, insanlar olmak üzere bütün sanat eserlerine nakışını vuran Allah'ın vücubu vücuduna bağlıdır. Varlığının zaruretine. Sarhoş olmayanlar ancak nakkaş-ı ezeliye iman etmekle kitab-ı kainata, kainat kitabına şahit olabilirler. Ve keza aynı şekilde Allah Allah. Pek çok sanat harikalarına, nakış ve zinetlerin garaibine, yani süslemeler ve nakışların en görülmeyen, benzeri olmayan, eşsiz olanlarına, gariplerine müştemil olan, ihtiva eden bir binanın, hangi bina o? Başta yer küresi. Muhteşem bir bina. Bani onu yapan bir usta ve sanisiz, vücudu mümkün olmadığı gibi bu alemin vücudu da, şu alem de bir bina, öyle bir bina ki saniin vücuduna, bu kainat ustasının vücuduna delildir, tabidir. Dalalet sarhoşluğuyla sarhoş olmayanlar onu bunsuz tasdik edemezler. Ve keza o kadar güzel misaller ki deniz ve nehirlerin yüzünde şemsin, güneşin aksini gösteren kabarcıklardaki, bu çok önemli bir misal. Bunu Bediüzzaman İhsan orada çok zikrediyor. Arkadaşlar hayalen gidin bir akan nehrin kenarında durun. Yani biraz önce ehadiyette bunu anlattık. Durun. Hemen o her kabarcıkta güneşin yansıması var. Her kabarcıktaki, eğer tutabilsek o kabarcığı ne görürüz? Güneşin yedi rengini görürüz. Hatta o yedi rengi bizatihi görebiliyorsunuz suda. Biliyorsunuz değil mi? Yeşil, kırmızı vesaire. Sıcaklığını görürüz. Öyle değil mi? Ve ilginçtir, ışığını zaten görürüz. Yedi renk birleşince ışık olur. Bir de enteresan olan güneşin aynını görürüz. Aynı demek yani sureti, bir resmi yani yansır ona. Şimdi bu neyi gösteriyor? Demek ki güneş bütün bu özellikleriyle her damlacıkta var. Tıpkı kainatta yaratılan her sanat eserinde Allah'ın önemli sıfat ve isimleriyle onu yaratması gibi. Biz inayet delili diyoruz buna. İtina ile yaratıyor Allah. Tamam da ikinci bir mesele. Tamam, nehir gösterdi sana o damlacıkları, kabarcıkları ama devamlı akıyor.
aktıkça da her yeni gelen kabarcıkta aynı temessül var. Yani güneşin yansıması var. Bu da neyi gösteriyor? Bütün kabarcıktakiler aynı güneşi gösteriyor. Bu da vahidiyet. Şimdi burada da açıklayacak. Ve keza deniz ve nehirlerin yüzünde şemsin, güneşin aksini gösteren kabarcıklardaki güneşin parıltısı şemsin vücudunu, güneşin varlığını inkar etmekle mümkün olmadığı gibi. Sen o ya o şeyleri inkar edeceksin, nehirdeki bütün kabarcıkları ve nehri inkar edeceksin veya güneşi kabul edeceksin. Aynen öyle de aklı bozuk olmayanlar için kemali intizamla tehabül, devamlı değişim var. Ve teceddüd eden ve yenilenen şu kainatın şuhudu, bizzat müşahedesi, bani ve saniin bu kainatı bina eden ve sanatla yapan Allah'ın vücubu vücudunun tasdikiyle olabilir. Çünkü şu muhteşem kainatı meşiyet, irade ve hikmetiyle tesis eden Kur'an, bir de sadece kurmakla yetinmiyor, değiştiriyor devamlı. Kaza ve kaderinin düsturlarıyla tafsil. Al, o kadar güzel ki bu. Bu tabir çok tatlı. Şimdi güzel kardeşlerim, kader ne demek? Mesela bir ağacın çekirdeği kaderidir. Orada Allah ona o küçücük çekirdeğe, özellikle incili hayal edin, o incir çekirdeğine yeni büyüyecek olan dev bir incir ağacının bütün programı yazılı. O kader. Anlaşıldı değil mi? Ama o kaderin kudret tarafından ayrıntılı bir şekilde incir ağacı şekline getirilmesi de kaza. Anladık değil mi şimdi biz? Şimdi bizim kaderimiz ne Ahmet Akgündüz'ün? Yani bütün hayatımda kaç santimetre boyum olacak? Ayağım ne zaman olacak? Şeker hastası mıyım? Zihnim, aklım, evlatlarım, her şeyim ölünceye kadar. وَقَدْ خَلَكَكُمْ اَتْوَارًا Hepsi o projede yazılı. O projenin gerçekleşmesi de kaza. Yani Allah'ın kudret eliyle oluyor. Anladınız mı? Tafsilat ondan. Tafsilat ondan. Bir şey söyleyeyim. Eş'ariye mezhebi kaza ile kadere tam tersi mana veriyor. Onun için yani onu kafanızı karıştırmasın görürseniz. Onlar bizim tarif ettiğimiz kadere kaza diyorlar. Kadere bizim tarif ettiğimiz kazanın manasını verenler var. Ona girmiyoruz. Allah Allah. Demek ki kader özetliyor, kaza da ona göre tafsil ediyor ama. Yani şimdi yere bir armut çekirdeği attığınız zaman, diktiğiniz zaman bahçeye asla ceviz olmuyor. O şey kadere göre. Ve adetinin kanunlarıyla tanzim ve inayet ve rahmetinin namuslarıyla, kanunlarıyla tezyin ve esma ve sıfatının cilveleriyle tenvir eden ancak ve ancak bani şu kainat sarayını yapan ustadır ve sanidir. Şu şeyi de okuyacağım kusura bakmazsanız. Evet, Halik-i Vahid şu kainatın bir tek yaratıcısı kabul edilmediği takdirde kainatın zerrat ve mürekkebatı, hem o atomların hem de o atomlardan yaratılan bütün varlıkların sayısınca sonsuz ilahların kabulüne mecburiyet hasıl olur. Ve aynı zamanda her bir ilahın şu kainatı halk etmeye kadir olması lazımdır. Çünkü zihayatın her bir cüz'isi, bu da çok önemli. Şimdi zihayatın her bir cüz'isi demek, mesela insan zihayattır. Rıza abi onun bir cüz'isi. Mantıki bir tabir bu. Yani insandaki hayvanın atık şeklinde tarif edilen mana aynen mevcut onda. Şimdi zihayatın her bir cüz'isi zevil hayatın küllüne. Allah Allah. Hayat sahiplerinin cisim olarak hepsine yani umumuna bir fihristedir yani. Bura çok enteresan. Yani ne demek? Rıza abi'deki o İnsanlık denilen o ruh ve hayat, hayat sahiplerinin tamamına bir fihriste gibi yani. İşte görmesi gözü var, duyması kulağı var. Değişiklik olmakla beraber bir nevi fihriste gibisin sen yani. Cüz'i halk eden, o zaman o fihristeyi yaratan külli de. Anlatabildim mi?
bütün kainattaki hayat sahiplerinin tamamını da halk etmeye kadir olmalıdır. Amenna ve saddakna. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtena inneke entel alimul hakim ve ahiru davana enilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.